Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün sizlerle birlikte kısmet olursa Miftahul Arabiye serimizin yeni bir videosunu çekmiş olacağız. Kitabımızın üçüncü ünitesinin birinci dersinin kaydını yapacağız. Böylelikle bu kırmızı kitapla alakalı beşinci video kaydımız olmuş olacak sayın hocalarım. Konumuz, bugünkü konumuz El-Vehdetü Thalifetü Üçüncü ünite, el esvaku pazarlar çarşılar hakkında olacak muhteviyatul vahdeti ünitenin içerikleri el kıraetu okuma bölümünde esvakul idi yani bayram pazarları esvakul idi bayram pazarları konusunu işleyeceğiz el lugaviyat dil bilgisi bölümünde de el ismul mevsul bugün harika bir konumuz var İnşallah hep birlikte İsmi mevsul konusunu dil bilgisinde ele alacağız. Peki nedir ismi mevsuller? Ellevi, elleti, ellevine, elleveti gibi aslında bağlaç görevi gören önemli bir konu Arapçada. İnşallah onu da bugün ne yapmış olacağız? Misafir etmiş olacağız. Ünitemizin üçüncü bölümünde yani kitabet yazı bölümünde de edetur rapti Rabd yani bağlama edatlarından li'yi göreceğiz bugün. Kitabetu fikretin anit tesavvuki bi istikdami ma'lumatin muhaddede. Yani belirli, sınırlı malumatları kullanarak, bilgileri kullanarak tesavvuk yani alışveriş yapmakla alakalı bir fıkra, bir parça yazımı da yine dersimizin son bölümlerinde bizi bekliyor olacak sayın hocalarım. Evet, eddersul evvelu birinci ders, yani üçüncü ünitenin birinci dersi, esvekul idi, bayram, pazarlar. Eddersul evvel, birinci ders, esvekul idi, bayram, pazarları ve el kısmul evvelu, birinci bölümdeyiz. Bu da nedir? El kiraetu, okuma bölümü. Evvelen ilk olarak, evvelen ilk olarak el müfredatu, kelimelerimiz var. El müfredatu, kelimeler id bayram kelimesi ihtiyacatun ihtiyaçlar bidaatun mal eşya bidaatun mal ve eşya anlamında mütesevvikun alışveriş yapan mütesevvikun alışveriş yapan cevdetun kalite cevdetun kalite kelimesi tahfidataun tenzilatun gibi indirimler anlamında takfidatun indirimler levazimul aidi bayram gereçleri bayram ihtiyaçları yani müzdahimun bi kalabalıktır takfidatun vehmiyetun sahte indirimler takfidatun vehmiyetun sahte indirimler urudun mugriyetun cazip teklifler urudun mugriyetun cazip teklifler. Şimdi bugünkü konumuzda göreceğimiz fiillerimize şöyle bir bakalım. El ef'alu fiiller. Tesevveka alışveriş yaptı. Yetesevveku alışveriş yapıyor. Tesevvukun alışveriş yapmak. Rafeka eşlik etti. Yurafiku eşlik ediyor. Murafekatun eşlik etmek. İhtara seçti. Yahtaru seçiyor. İhtiyarun seçmek. Zade arttı. Yezidu artıyor. Ziyadetun artmak. Saha haykırdı, bağırdı anlamında. Saha haykırdı, bağırdı. Yasihu bağırıyor. Siyahun bağırmak. Şimdi kelimeler bölümünü geride bıraktık. Taniyen ikinci bölümdeyiz. El münakaşatü temhidiye yani bir hazırlık aşaması, dersimize bir hazırlık aşaması. Mesela mel e'yadu fi beledike senin ülkende bayramlar nedir? Mâzâ tef'alu qablel idi bayramdan önce ne yapıyorsun? Keyfe tekunul esvâku qablel idi ve bayramdan önce pazarlar nasıl oluyor? Mesela nasıl oluyor? Tekunul esvaku muzdahimetun müzdahimeten. Tekunul esvaku müzdahimeten. Kablel idi diyebiliriz mesela buraya. Bayramdan önce pazarlar kalabalık oluyor. Talifen, üçüncü bölüm, İstemi' dinle ve kıra oku. Dinle ve oku bölümündeyiz. Burada gerçekten güzel bir parça bugün bizleri bekliyor sayın hocalarım. <laughs> ye, eti, ye eti geliyor, geçiyor. El usbul ahir son haftaları geçiyor. Son hafta geçiyor. Min şehri ramadan. Ramazan ayının son haftası geçiyor. Ve u başlıyor. El usratu aile bir tahdiri hazırlamaya başlıyor. Levazimil idi, bayram gereçlerini, bayram ihtiyaçlarını hazırlamaya başlıyor. Feyedhe bu gidiyor. Rabbul aileti, aile reisi, Rabbul aileti, aile reisi gidiyor. ile suki pazara, liyeşteriye satın almak için ihtiyacati, ihtiyaçlarını tahdiri halvel idi, bayram tatlısı hazırlama ihtiyaçlarını bayram tatlısı hazırlama ihtiyaçlarını satın almak için evin reisi pazara gidiyor. Min şeker ve tahinin şeker ve un ve zübde ve tereyağı ve acvetin hurma yani bayram tatlısı için demek ki bu yörede bunlar kullanılıyor. Şeker, un tereyağı ve hurma. Emmel ümmu anneye gelince, anneye gelince fetedhe bu gidiyor ile suki çarşıya, lişira ya da pazara da diyebiliriz buna. Anne pazara gidiyor, lişirai satın almak için el elbiseler, li evladihe çocuklarına elbiseler satın almak için anne pazara gidiyor. Lituş'irahum, onların hissetmesi için, bil ferahi, sevinç ve surur neşe çocukların sevinç ve neşe hissetmesi için anne çocuklarına elbise almak için pazara gidiyor. Fel evladu ve çocuklar yuhibbu ne seviyorlar. Şire elmelabisil melabisil cedide el lil aid. elmelabisil melabisil cedide lil aid bayram için yeni elbiseler alınmasını çocuklar seviyorlar. Yurafiku eşlik ediyor el evladı çocuklar eşlik ediyorlar ummehum annelerine adeten genellikle annelerine eşlik ediyorlar litesavuğu alışveriş için ve ihtiyari melabisil aydilleti yuhibu nehe ve sevdikleri bayram elbiselerini seçmek için ve alışveriş için genellikle annelerine yurafiku eşlik ediyorlar. Gelelim ikinci paragrafımıza. Ve tezidu artıyor. Hareketul esvak yani pazarların hareketi artıyor. Kable kudumul idi bayram gelmeden önce pazarlardaki hareketlik artıyor. Fetezdahimu bil ve fetezdahimu kalabalıklaşıyor. Bil yayalarla minel mütesevvikin alışveriş yapan yayalar dolayısıyla kalabalıklaşıyor. Ve zuvver illezine ve ziyaretçiler. Ellezine ye'tune min medine. Yani şehir içinden ve haricihe ve şehir dışından ye'tune gelen ziyaretçiler ve yayalar alışveriş yapan yayalar tarafından fetezdahimu ne yapıyor? Pazarlar kalabalıklaşıyor. Fiyatı fetehasenu güzel oluyor. Ne güzel oluyor? El bey'u satış yapmak ve şire'u alışveriş yapmak. Yani satmak ve almak ne oluyor? Güzel oluyor. Ve yeftehu açıyor. El bey'atu satıcılar. Satıcılar açıyorlar. Mehallehum mağazalarını, dükkanlarını açıyorlar. Hatta saatin müteahhiratin minel ley. Ta ki gecenin geç saatine kadar satıcılar dükkanlarını açıyorlar. Vel ve satıcılar yekunune oluyorlar. İmme ya fi dekakinihim ya dükkanlarının içinde oluyorlar. Yani ya dükkanda satış yapıyorlar anlamında. Ev veya yenteşirune fit turuki ve alal ersifeti veya yenteşirune yayılıyorlar fitturaki yollarda yayılıyorlar ve alal ersifeti ve kaldırımların üzerine yayılıyorlar satıcılar. Yani bunlar dükkanda satmayıp seyyar satıcılık yapanlar. Feterahum <laughs> sen onları görürsün yasihune <laughs> yasihune ne yapıyorlar? Bağırıyorlar. Haykırıyorlar. Ala beda'i am mütenevviatin. Yani çeşitli malların üzerine, çeşitli eşyaların üzerine ne yapıyorlar? Bağırıyorlar. Fe ki orada men yebi Orada ne vardır? Kazak satanlar. Kenezat. Men yebi ulkenezat. Orada kazak satanlar vardır. Vel betatil ve pantolon satanlar vardır. Vel kubbeati ve şapka satanlar vardır. Ve hunake orada yine vardır. Men yebi'ul enva'el muhtelifete minel utur. İtir, parfüm, koku demek. Ve orada çeşitli parfüm şeş, türünden satanlar da vardır. İdafeten ek olarak ila el abil yani çocuk oyuncaklarına çocuk oyuncaklarına ek olarak çeşitli parfüm çeşitleri satanlar ve şapka, pantolon ve kazak satanlar vardır orada. Ve yuhaffifu yuhaffifu ne yapıyor? İndiriyor. Elbe'atu satıcılar es'ara bedai'ihim mallarının ücretlerini eşyalarının fiyatlarını indiriyorlar. Fi fetretil idi adeten genellikle bayram döneminde genellikle bayram sezonunda satıcılar eşyalarının fiyatlarını indiriyorlar. ne yazıyorlar. Ala vacihati muazzamil mahal. Adeten genellikle genellikle muazzamil mahal. Yani çoğu dükkan genellikle çoğu dükkan ala vacihati vitrinlerinin üzerine. Genellikle çoğu dükkan vitrinlerinin üzerine yazıyorlar. Ne yazıyorlar peki? Kelimetin mükerraretin, şu tekrar eden kelimeleri yazıyorlar. Mithle gibi, ne gibi? Husumetun, indirimler. Tenziletun, indirimler. Takfidatun, indirimler. Urudun, mugriyetun, cazip teklifler. Bu şekilde e, ne yapıyorlar? Vitrinlere yazıyorlar. Bizim ülkemizde de durum bundan pek de farklı değil sayın hocalarım. Vel hedefu minha bundaki hedef yani bunların vitrinlere yazılmasındaki hedef en ye'tiye zebainu ziyaretçilerin yani müşterilerin ezzebainu müşterilerin gelmesidir. Li müşahedetil beda'i'il ma'rudati yani sunulan sergilenen eşyaları malları görmek için müşterilerin gelmesidir bundan hedeflenen ve şira'il münasibi minha ve o eşyalardan uygun olanı satın almalarıdır. fil Cevdeti, kalite ve şekil, kalite, şekil ve siar, fiyat bakımından. Kalite, şekil ve fiyat bakımından uygun olanı satın almalarıdır. Lakinne ancak, هذه tehvidat, bu indirimler, tekunu hakikaten, ehyanen, Bazen bu indirimler gerçek oluyor. Bazen bu indirimler gerçek oluyor ve vehmiyeten ve sahte oluyor. Ehyanen uhra. Başka bir zamanda genellikle ne oluyor? Sahte oluyor. Yani her indirim yazan aslında indirim değil. Bunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz sayın hocalar. Ve fi hadihi bugünlerde bugünlerde tehtacu ihtiyaç duyuyor. El ailetu a ile, ile masarife kethira. Bugünlerde aile birçok harcamaya masarif, harcamaya ihtiyaç duyuyor. Fe ihtiyacatul idi bayram ihtiyaçları, bayram ihtiraçları la hasara lehe. Yani bayram ihtiyaçları ne değildir? La hasara lehe. Yani bununla sınırlı değildir min belabis elbiseler ve ziyafe yani ziyafet yani ikram ve zine süslenme yine süs eşyası ilah sen devam et diyor kitabımız çünkü burada e, parçamızda genelde pazarda sergilenenler ya da vitrinlerde görebileceğimiz ürünlerden bahsettik ama bunun harici yine bayram ihtiyaçları çok fazla oluyor sayın hocalar. Şimdi gelelim Rabi'an dördüncü bölüme. El esiletu sorular. Bakalım. Ecip anelesiletilatiyeti gelen soruları cevapla. Birinci sorumuza şöyle bir bakalım. An eyyi esvâkin yetehaddefun nassu. Yani bu parça, okuduğumuz bu parça hangi pazarlardan bahsediyor? Okuduğumuz parça hangi pazarlardan bahsediyor? Hemen şöyle bir cevabımıza bakalım. An eyyi esvâkin yetehaddefun nassu yani okuduğumuz parça hangi pazarlardan bahsediyor? Yetehaddesun nasu an esvâkil idi Bayram pazarlarından bahsediyor. Şöyle biraz daha bunu ne yapayım büyüteyim. İkinci, ikinci sorumuza şöyle bir bakalım. Men yekunu fissûki adeten genellikle pazarda kim oluyor? Genellikle pazarda kim oluyor? Yekunu oluyor. El ne? yani alışveriş yapanlar ve evet bunu ve ee, züveri ziyaretçiler, evet ve züveri fi adeten genellikle pazarda ziyaretçiler ve alışveriş yapanlar oluyorlar. Gelelim üçüncü sorumuza. Ma esme u levezimeli ayi dilmedikuratifin nasi? Parçada zikredilen bayram gereçlerinin isimleri nelerdir? Parçada zikredilen bayram gereçlerinin isimleri nelerdir? Sukker, şeker ve tahinun un ve zubdetun tereyağı ve acvetun hurma ve melabisul cedidetul lil etfal ve çocuklar için yeni elbiseler. Dördüncü ve son sorumuz. Mete ne zaman tehdurul üsratu levezmel aid? Aile ne zaman bayram gereçlerini hazırlıyor? Aile ne zaman tuhaddiru bu arada? Metâ tuhaddiru aile ne zaman bayram gereçlerini hazırlıyor? Tuhaddirul usratu levazimel idi aile bayram gereçlerini hazırlıyor. Fil usbu'il ahir min şehri Ramazan. Ramazan ayının son haftasında. Evet şimdi metnimize kaldığımız yerden devam edelim. İkinci alıştırmadayız. Sil beynel cümeli fi hemze ve ma yunasibuha fi be <laughs> Bu hemze bölümünden uygun olan cümle ile B bölümünden uygun olan cümleyi birbiriyle eşleştireceğiz. Azaba ben bunu yaptım mı şöyle bir kontrol edeyim. Evet bunu yapmadım. Yani bunu kitabın üzerinde yapacağız. Yazarak yapmamışım bunu. Hemen şöyle bir bakalım. El evledu çocuklar ne seviyorlar. El melabise elbiseleri. El-Cedidete yeni elbiseleri seviyorlar. fil -i'di, bayramda çocuklar bayramda yeni elbiseler seviyorlar. İkinci cümlemize bakalım. Yezhebu gidiyor. El-Evladu çocuklar. Mea ummihim lit Anneleriyle birlikte alışverişe gidiyorlar. Yezhebul evladu mea ummihim lit-tesavvuki. Üçüncü cümlemiz. Esvekul-i bayram pazarları. Tezdahimu kalabalıklaşıyor. Bil mütesevvukin alışveriş yapanlarla vel merruati ve yayalarla. Dördüncü cümlemiz hunake orada be'atun ne vardır? Satıcılar vardır. Fiddekakini dükkanların içerisinde ve be'atun ve satıcılar vardır. Fitturuki yollarda olacak. Böylelikle burayı kolayca eşleştirebiliriz sayın hocalar Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Da işarete sahi evil hata doğru ya da yanlış işareti koyacağız. Ememel cümelil etiye gelen cümlelerin önüne summe sahi el hata'e sonra hatayı da düzelteceğiz. Bakalım. Tezdedu artıyor. Hareketul bey'i ve şirahi ba'del idi. Bayramdan sonra alış ve veriş hareketi artıyor. Alışveriş hareketi artıyor. Bu yanlış olacak. Şuradaki ba'deyi silip yerine ''kable'' yazalım. Bayramdan önce artıyor çünkü yazalım cümlemizi tezdedu hareketul beyi ve şira'i kablal aidi. Teftehul esmaku kablal aidi. Bayramdan önce pazarlar açılıyor. Hatta vaktin müteakiratın ta ki geç zamana kadar bu doğru. Üçüncü cümlemiz el mütesavviku Alışveriş yapanlar ye'tune geliyorlar ile suki pazara geliyorlar. Min emekinin muhtelifetin çeşitli yerlerden geliyorlar. Bu da doğru. Dördüncü ve son cümlemiz takfidetul es'ari. Fiyatlardaki indirimler, fiyatlardaki indirimler, fil bayramdaki fiyatlardaki indirimler, hakikiyetun galiben genellikle gerçek oluyor. Bu yanlış. Buna ne yazalım? Takfidatul es'ari fil'idi hakikiyetun eh'iyanen yazalım. Yani bazen gerçek oluyor sayın hocalarım. Geldik dördüncü alıştırmamıza. Uktub es sebebel münasibe lil cümelil gelen cümleler için uygun sebepler yaz alıştırması. Yani bir cümlemiz var. Peki bu cümlemiz niçin yapılıyor? Bu cümledeki fiiliyat niçin yapılıyor? Bunun sebebini li harfi ceri ile göstereceğiz sayın hocalar. Hemen şöyle bir bakalım. Bunun yapılmış halini hemen şuradan göstereyim. Evet, yedhebu rabbul üsrati, aile reisi gidiyor ile esvakit ta'am, yemek çarşılarına gidiyor aile reisi. Niçin? Liyeşteriye satın almak için. Liyeşteriye satın almak için. İhtiyacati tahdir hal ve yani bayram tatlısı hazırlama ihtiyaçlarını satın almak için. Bakın li'yi burada ne yaptık? Kullandık. İkinci cümlemiz tetesevvukul tetesevvukul ummu anne alışveriş yapıyor fisuki <laughs> çarşıda pazarda ne için? lişira <laughs> ilmela melabisi li evladiha çocuklarına elbiseler satın almak için. Üçüncü cümlemiz yektubu el be'atu ala bidaatihim. Satıcılar eşyalarının üzerine yazıyorlar. Ne yazıyorlar? Takfidatun indirimler, tenzilatun indirimler. Peki bunu niçin yazıyorlar? Li ye'tiye zebainu müşterilerin gelmesi için. Li müşahedetil bada'i'l ma'ruza sergilenen, sunulan malları görmek için görmeleri için müşteriler gelsin diye bunları ne yapıyorlar? Mallarının üzerine yazıyorlar. Devam edelim bir sonraki alıştırmamızla. El kısmı sani geldik dersimizin ikinci bölümüne. El lugaviyat dil bilgisi bölümü. El lugaviyatu dil bilgisi bölümündeyiz. Evvelen ilk olarak el müfredatu kelimeler bölümü var. Burada da birinci alıştırmamıza bakalım. Sıl beynel kelimeti ve suverilleti tedullü aleyhe. Kelime ve o kelimenin delalet ettiği fotoğrafı ne yapacağız? Birbiriyle eşleştireceğiz. Hemen şöyle bakalım. Vacihetü mahal. Yani dükkan vitrini. Vacihetü mahal. Dükkan vitrini. Bu muhtemelen aşağısındaki fotoğraf. Helvel aidi bayram tatlısı. Onu da burayla eşleştirelim. Suku merkezi, alışveriş merkezi. Onu da bu yanındaki fotoğrafla eşleştirelim. El aidiye, bayramlaşmak, bayramlaşma. Bunu alalım son fotoğrafa götürelim. Melabisül ait bayram kıyafeti bu hemen aşağısındaki fotoğraf ve son olarak takfidatun indirimler bunu da buradan alacağız, 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 alacağız. Buraya takfidat, indirimler bölümüne götüreceğiz. O zaman fotoğrafların ne olduğunu bir kere daha söyleyelim. Birinci fotoğraf, vacihetun mahal. İkinci fotoğraf, takfidatun, indirimler. Üçüncü fotoğraf, halvel aidi, bayram tatlısı. Dördüncü fotoğraf, sukun merkezi, alışveriş merkezi. Beşinci fotoğraf, melabisul aidi, Bayram kıyafetleri, bayram elbiseleri ve son fotoğrafımızda el-aidiyyetü bayramlaşmak olacak. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Uktub el-müfrede evl-cema'a lil-kelimetilatiye gelen kelimelerin müfredini veya cemisini yaz alıştırması. Burada kitabımız bize bazı kelimelerin müfredini yazmış sağ tarafta ve bunların sol tarafına cemisinin de bazılarını yazmış bize. Yazmayanları yazacağız. Yani cemisi verilenin müfredini, müfredi verilenin de cemisini yazacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Sukun pazar ya da çarşı esvekun pazarlar. Bidaatun mal eşya yani bedaiu mallar eşyalar. İhtiyacetun ihtiyaç ihtiyacatun ihtiyaçlar. Halva tatlı halave tatlılar. Bâiun satıcı, bâatun satıcılar. Zebunun müşteri, zebâinu müşteriler olacak. Evet bu gördüğümüz şekilde ne yapabiliriz? E, boşlukları rahatça doldurabiliriz sayın hocalarım. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Üçüncü alıştırmamız sil beynel kelimeti ve diddihe kelime ve onun zıt anlamlısının arasını birleştireceğiz. Hemen şöyle bir bakalım. Yeşteri satın alıyor, yebi'u satıyor. Yeşteri satın alıyor, yebi'u satıyor. Be'i'un satıcı, zebi'un zebu'nun müşteri. Be'i'un satıcı, zebu'nun müşteri. Tezidu artıyor, tenkusu eksiliyor azalıyor. Tezidu artıyor, tenkusu azalıyor. Merkeziyun merkez. Merkeziyun merkez. Bu da feraiyun. Yani merkez değil de asıl olan da asıl olan değil de diğeri. Yan olan yani. Tahfidun indirim, ziyadetun artış anlamında. Hakikiyun gerçek, vehmiyun sahte. Hakikiyun, vehmiyun olacak. Bir kere daha isterseniz bunları söyleyeyim. Yeşteri yebi'u bâ'i'un zebunun tezidu tenkusu merkeziyun fer'iyun tahfidun ziyadetun hakikiyun vehmiyun. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Ekmil tamamla el feragat ilatiyete gelen boşlukları tamamla Bilkelimetil münasibeti, uygun kelimelerle gelen boşlukları doldur alıştırması. Hemen şöyle bir bunun da yapılmış haline bakalım. Teşteri el-üsratu aile satın alıyor. Levezimel beyti, yani ev ihtiyaçlarını ya da levezimel aidi, bayram ihtiyaçlarını minesuki pazardan satın alıyor. Rabbul aileti, aile reisi yamelu adeten o genellikle çalışan kimsedir. Aile reisi genellikle ailede çalışan kimsedir. eş o caddeler fisuukkil merkezi alışveriş merkezindeki caddeler tekunu oluyor, Müzdehimeten kalabalık oluyor. Bil be'ati adeten genellikle satıcılarla kalabalık oluyor. Yarudu, Ya'ridu sunuyor, ya'ridu sunuyor, el-be'atu satıcılar, bida'atehum, mallarını sunuyorlar. Nerede sunuyorlar peki? Ala vacihatil mahal, yani mağaza vitrininde mallarını sunuyorlar. Evet, devam edelim bir sonraki alıştırmayla. Beşinci alıştırmadayız. Da' fil feragatil atiyeti, gelen boşluklara koy gelen boşluklara koy alıştırması. Peki ne koyacağız? Harfel cerril münas. Uygun harfi ceri koy alıştırması. Hemen böyle <laughs> bunun da bir yapılmış haline inşallah bakalım. Teze bu gidiyor. El ummu anne ile su ki çarşıya pazara lişira ile vezimil bey. Yani ev gereçlerini satın almak için. Buraya ila harfi ceri, buraya da li harfi cerini getireceğiz. Yeti geliyor el mütesavvikune alışveriş yapanlar geliyorlar ile su pazara min emakinin muhtelifetin farklı çeşitli mekanlardan geliyorlar. Birinci boşluğa ''ile'' harficeri ikincisine de min harficeri getireceğiz. El hafiletu otobüs müzdahimetun kalabalıktır bir rukabi yolcularla kalabalıktır. Yeşuru hissediyor El evladu çocuklar bil ferahi mutluluk ve sururi ve sevinç hissediyorlar fil aidi bayramda. Buraya da bi harfi ceri yeşuru bi kalıbı çünkü. Yenteşiru yayılıyor. El be'atu satıcılar. El be'atul cevvelune yani seyyar satıcılar. Seyyar satıcılar, dolaşan satıcılar yayılıyorlar. Fil esfaki çarşılarda, pazarlarda. Buraya da fi harfi ceri ne yapacağız? Kullanacağız sayın hocalar. Bir sonraki alıştırmayla devam edelim. Altıncı alıştırmadayız. Sil beyne şerhil kelimeti fi hemze vel kelimetil münasibeti fi b. Şimdi hemze bölümünde, hemze bölümünde b bölümündeki kelimelerin şerhi yani açılımı var, izahatı var. Bunları birbiriyle ne yapalım? Eşleştirelim. Şöyle bir bakalım. Öncelikle birinci cümlemizi okuyalım. Halve halve tatlı tatlılar yani halave tatlılar ve me, tatlı ve elbiseler o eşya unuhra ve diğer bir takım şeyler. Nehtacu hafil Bayramda ihtiyaç duyduğumuz tatlı elbiseler ve diğer bir takım şeyler. Bunların adı neydi? Bunların adı vav harfindeki levazimu gereçlerdi sayın hocalar. Levazimul aydi mesela bayram gereçler. İkinci cümlemiz hareketul bey'i ve şirai fil esvak. Çarşılardaki, pazarlardaki alışveriş hareketi. Çarşılardaki ve pazarlardaki alışveriş hareketi neydi bunun adı sayın hocalarım? Buna bir tesavvuk, biz alışveriş diyelim. Bakalım yanlışsa onu düzeltiriz. Bunu tesavvuk, alışverişle işaretleyelim. Üçüncü olarak el mat'amu, lokanta, fihi, lokantanın içerisinde, kefirun minen nas lokantanın içerisinde ne vardır? İnsanlardan çok vardır. El mat'amu fihi, kefirun, yani içerisinde e, insanların çok olduğu lokanta. Belki bu şu dükkan da olabilir. Bu bir dursun. Buna bakacağız. Dördüncü olarak mekanun ala bir şari'i. Evet caddenin iki yanı üzerindeki mekanlardır. Yemşi aleyhinnaz. İnsanların üzerinde yürüdüğü. Bu rasip yani kaldırım sayın hocalar. Bu rasip yani kaldırım. El cüzül emami mahal. Dükkanın ön bölümü dükkanın önündeki kısımdır. Ne bu? Vacihetun vitrin. Evet bunu da vacihetun vitrinle işaretleyelim. Altıncı ve son cümlemiz mekanun sagirun küçük mekanlardır. Nebi ufihil bidaa içerisinde mal sattığımız eşya sattığımız küçük dükkanlardır. Bunu da şu cim harfiyle dükkanla eşleştirelim. Böylelikle üçüncü cümlemize kalan seçenek müzdahimin oldu. Müzdahimun. Yani içinde çok insan olan bir lokanta ne olur? Müzdahimun kalabalık olur. Bir daha söyleyelim. Birinci cümlemizle vav harfini, ikinci cümlemizle hemze harfini, üçüncü cümlemizle h harfini, dördüncü cümlemizle b harfini, beşinci cümlemizle dal harfini ve altıncı cümlemizle de cim harfini eşleştirmiş olacağız sayın hocalar. Geldik yedinci alıştırmamıza. Sil beyne tehtehu hattun fi hemze ve muradifihi fi be. Şimdi burada sağ tarafta yani hemze bölümünde bazı cümlelerimiz var. Bu cümlelerimizde bakın bazı kelimelerin altı çizili. Bu altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını B bölümünden bulacağız ve birbiriyle eşleştireceğiz. Hemen bakalım. Rabbul aileti, aile reisi mesulun sorumludur an ihtiyacatül üsrati. Ailenin ihtiyaçlarından sorumludur. Bunu hemen dal seçeneğindeki babayla eşleştirelim. El Elvalidu baba. İkinci cümledeyiz. Yenzilu iniyor, iniyor. El muvazzafune görevliler ile amelihim işlerine ne yapıyorlar? Yani gidiyorlar fi sabahil bakir sabahın erken vaktinde yenzilu burada yezhebu gidiyorla eş anlamlı. Uhissu bil berdi soğuk hissediyorum. Fi fasli şita kış mevsiminde ve bil harri ve sıcak hissediyorum. Fi sayfi yaz mevsiminde. Buradaki uhissu he seçeneğindeki eş uru hissediyorumla eş anlamlı. Teftahu açıyor el mahallu dükkan dükkan yani açılıyor fil <laughs> esvaki çarşılarda pazarlarda mübekkiren erkenden buradaki el mahallu ile ed dekakinu dükkanlar eş anlamlı uşahidu <laughs> izliyorum et televizyon seyrediyorum fil <laughs> mesai adeten akşamları genellikle televizyon seyrediyorum uşahidu <laughs> ile era eş anlamlı hizu hazırlıyor el aile tu aile levezmel aidi. bayram ihtiyaçlarını hazırlıyor kable usbu'un bir hafta önce tucehizu ile tuhaddiru hazırlıyor eş anlamlı sayın hocalar. Şimdi bir kere daha söyleyelim. Rabbul aileti ile el validu yenzilu ile yezhebu uhissu ile eş'uru el mahallu ile eddekakinu üşahidu ile era tücehizu ile tuhaddiru birbiriyle eş anlamlı olarak kullanılan kelimelerden Arapçada. Sekizinci alıştırmadayız. İmle il feragat ilatiyete gelen boşlukları doldur. Bil kelimetil münasibeti uygun kelimelerle gelen boşlukları doldur alıştırması. Şimdi burada bakın bize verilen şurada kelimeler var ve bir tane de küçük parçamız var bu parçadaki uygun boşluklara bize verilen kelimeleri yazacağız ve parça bütünlüğünü sağlamış olacağız. Hemen şöyle bir yazılmış haline bakalım. Esuku es çarşı, pazar, huvel mekanu lezi o bir mekandır. Nasıl bir mekan? Yectemiu fihi el ba'atu. İçerisinde satıcıların toplandığı, bir araya geldiği ve zebeynu ve müşterilerin bir araya geldiği bir mekandır. Kulle yevmin her gün. Fe yaridu sunuyor el be'atu satıcılar bidaatehum mallarını eşyalarını sunuyorlar. emme zebaini... müşterilerin önünde. Ellezine öyle müşteriler ki ye'tune geliyorlar ile su ki pazara lişira şirai ihtiyacatihim menziliye. Yani ev ihtiyaçlarını, satın almak için çarşıya gelen müşterilerin önünde mallarını satıcılar sunuyorlar. Ve suku ve yine çarşı pazar fihi onun içerisinde vardır. Enveun muhtelifetun minel mahal yani çeşitli dükkanlar vardır. Fehunake orada mahallun dükkan vardır, bir mağaza vardır. Libey'i ta'am yani yemek satmak için ve şarap ve içecek satmak için ve elbiseler satmak için ve ayakkabılar satmak için çeşitli mağazalar vardır. Ve yekunu oluyor. Es suku, çarşı, pazar oluyor. Müzdahimen biz zebeini Müşterilerle kalabalık oluyor. Adeten genellikle fi eyyamil utletil usbu'iye yani haftalık tatil gününde hafta tatil günlerinde, fiyeyyemi günlerinde genellikle pazar, çarşı ne yapıyor? Müşterilerle kalabalık oluyor. Ve yukaddimu ve yukaddimu sunuyor elbeatu satıcılar urudan magriyen yani cazip teklifler sunuyorlar. Litezi de artması için, çoğalması için hareketil bey'i fi Bu Bugünlerde satış hareketinin çoğalması için ne yapıyor? Satıcılar cazip teklifler sunuyorlar. Bir sonraki alıştırmaya bakalım. Taniyen ikinci bölüm El Kavaidu Kaideler bölümündeyiz. Neyi görecektik bugünkü dersimizde? İsmi mevsulü görecektik. Yani elleviyi, elletiyi, ellezineyi, ellevatiyi. Tabi isim mevsuller bu kadar değil ama daha fazlalar. Kitabımız en fazla kullanılanları burada bize ne yapmış oluyor? Hatırlatmış olacak sadece. Lahiz elemsile telatiyete. Gelen örneklere dikkat et. Gelen örneklere dikkat kesil alıştırması. Hemen şöyle bakalım. Misalul <laughs> evvel birinci örnek Seektubu el vacibe allazi akhastuhu el yevme. Bugün aldığım ödevi yazacağım. Burada el vacip kelimesi müfret ve müzekker yani bir erkek el vacip o yüzden bunun için ne kullanıldı? Ellezi kullanıldı. Çünkü ellezi müfret müzekker için kullanılan ismi mevsuldür Arapçada. İkinci örneğimiz Caet-tullabu'llezine luğatel arabiyete Arapça dili okuyan öğrenciler geldi. Burada da et kelimesi cemi-müzekker. Cemi-müzekker o yüzden yani aslında cemi-müzekker değil de cemi ve müzekker. et bu hem cemi hem erkek için kullanılıyor. O yüzden buna da ne getirildi? Ellezine getirildi. Çünkü ellezine cemi-müzekker için kullanılıyor Arapçada. Üçüncü örneğimiz şahettu gördüm el-fetatelletî rakibet el-hafilete otobüse binen genç kızı gördüm. El fetat genç kız kelimesi ve müfret müennes için kullanılıyor. Yani bir bayan için. Dolayısıyla bunun yanına ne getirildi? Elleti getirildi. Çünkü elleti Arapçada müfret müennes için kullanılan bir ismi mevsul sayın hocalar. Geldik dördüncü örneğimize. İştaraytu satın aldım. El melabisalleti Ra'eytuha alal vaciyeti Yani vitrinde gördüğüm. Vitrinde gördüğüm elbiseleri, kıyafetleri satın aldım. Elbiseler yani el kelimesi gayri akil cemisidir. Yani akıl sahibi olmayanların cemisidir. Bu yüzden müfret müennes gibi kabul edilir. Dolayısıyla bunun yanına biz neyi kullanacağız? Elleti'yi kullanacağız. Beşinci ve son örneğimiz Hel tarifine tanıyor musun? Et talibati levati fil mektebeti. Yani kütüphanedeki kız öğrencileri tanıyor musun? Et talibat kız öğrenciler cemi müennes salim bir isim Arapça'da. Dolayısıyla bunun yanına cemi bayanlara delalet eden el levati ne yapacağız onu kullanacağız. Bir erkek için ellevi bir bayan için elleti cemi erkekler için ellezine cemi bayanlar için elleveti ve gayri akil cemiler için de müfret müennes oldukları için elleti'yi kullanacağız. Gelelim birinci alıştırmamıza. Da fil feragi boşluğa koyacağız yani boşluğa yazacağız burada ne yazacağız? El ismel mevsul el münasip uygun ismi mevsulü yazacağız. Hemen şöyle bir yazılmış haline bakalım. Lebistu el kamise gömleği giydim. Ellezi iştaraytuhu emsi. Dün satın aldığım gömleği giydim. Gömlek kelimesi müfret müzekker. O yüzden ellezi'yi burada ne yapacağız? Kullanacağız. Merayuke, senin görüşün nedir? Senin fikrin nedir? Bis seyyâratilleti uridu en eşteriyehe. Satın almak istediğim araba hakkında görüşün nedir? Araba kelimesi yani esseyyaratu kelimesi müfret mühennes olduğu için elleti ne yapacağız? Bunun yanında kullanacağız. Levsemahte <laughs> affedersiniz lütfen da'il kutubelleti alet tavileti fil hakibe çantadaki çantadaki kitapları masanın üzerine koy lütfen. Burada kitap kelimesi, kitaplar kelimesi el kutube, kitaplar kelimesi gayri akil cemisi olduğu için biz bunu müfret müennes kabul edeceğiz ve yanına elletiyi getireceğiz. Bu kuralı aman diyelim unutmayalım. Minel evladil lezine men menil evladul lezine yel'abune fi şari'i caddede oynayan çocuklar kimlerdir? Çocuklar yani el evladu kelimesi cemi ve müzekker olduğu için ellezineyi ne yapacağız? Ona uygun şekilde getireceğiz menil benetul fil hadikati. Bahçedeki kızlar kimlerdir? Kızlar el benetu cemi müennes salim olduğu için yanına cemi bayanlara delalet eden el levati getireceğiz. Hâdâ <laughs> sadîkî bu benim arkadaşımdır. Ellevi vasele sefere emsi. Bu benim dün seferden dönen arkadaşımdır. Arkadaş kelimesi yani sadık kelimesi müfret müzekker olduğu için ona uygun olan ellezi ismi mevsulünü ne yapacağız? Getireceğiz sayın hocalar. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. İkinci alıştırma. E'id tekrar et. Kitabetel kelimati. Kelimelerin yazılışını tekrarla. Litukuvvine cümelen cümleler oluşturmak için. Bistihdamil ismil mevsul. İsmi mevsul kullanılarak yani ismi mevsul kullanarak cümleler oluşturmak için gelen kelimelerin yazımını tekrar et alıştırması. Mesela bakın bize burada esseyyaratu araba iştaraytu satın aldım ve cemiletun güzel kelimeleri verilmiş. Biz ismi mevsul kullanarak bakın cümleyi ne hale getirdik? Esseyyaratu leti iştaraytu he cemiletun satın aldığım araba güzeldir. İşte bu şekilde cümleleri hem kelimeleri düzgün bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Hem de ismi mevsulü hangi kelimeye sıfat olarak gelecekse uygun şekilde tercih etmemiz lazım. Hemen şöyle bir bakalım bunun yapılmış haline. Ettaamu ekel ekeltuhu lezidun. Yediğim yemek lezzetlidir. Eşşakkatulleti yeskunuhe vasiatun. <Sessizlik> Onun oturduğu daire vesiatun geniştir. Et bülledi ne sınıftaki e, sınıftaki öğrenciler müctehidune çalışkandırlar. Sınıftaki erkek öğrenciler çalışkandırlar. El hafil yetülleti erke hem müzdahimetun bindiğim otobüs bindiğim otobüs müzdahimetun kalabalıktır. Ettaamu müfret müzekker olduğu için ellezi eşşakkatu müfret müennes olduğu için elleti ettullabu cemi ve müzekker olduğu için ellezine elhafiletu da müfret müennes olduğu için elletiyi onlara ismi mevsul olarak uygun ismi mevsul olarak ne yapmış olduk getirmiş olduk sayın hocalar. Hemen şöyle devam edelim bir sonraki alıştırmamızla. El kısmu salisu üçüncü bölüm bölüm e, el kitabetu yazı bölümündeyiz. Birinci alıştırmamız şöyle ki imla ile cetvele tabloyu doldur. Elatiyete gelen tabloyu dolduracağız. Bil matlubi istenilenlerle gelen tabloyu istenilenlerle doldur alıştırması. İstenilenle doldur alıştırması. Bakalım neler var yazmamız gereken. Levazimul idilleti he satın aldığın bayram ihtiyaçları, bayram gereçleri ve emekinun tezhebu ileyhe kablel idi ve fi bayramdan önce ve bayram sırasında gittiğin mekanlar. Bunları uygun bir şekilde yazalım. Tabii ben ilk aklıma gelenleri burada yazdım ama siz bunları tabii ki de değiştirebilirsiniz sayın hocalarım. Mesela bayramda satın aldığın gereçler el melabisul cedide yeni elbiseler halvel idi bayram tatlısı ve el fevakihu meyveler olarak ben buraya yazdım. Tabi bu çok fazla yazılabilirdi. Bayramdan önce ve bayram sırasında gittiğin mekanlar Es-Sukul merkezi, alışveriş merkezi, Beytu Ceddi dedemin evi, Beytu Ehi kardeşimin evi ve Karyeti köyüm olarak ben buraya yazdım. Tabi sizler bunu çok fazla çoğaltabilirsiniz. Gittiğiniz yerleri buraya yazabilirsiniz sayın hocalar. Hemen bir sonraki güzel alıştırmaya gelelim. İkinci alıştırma. Uktup yazacağız. Yaz yani. El kelimetilleti lehe alakatun bi kelimeti suğuk. Yani çarşı kelimesiyle, pazar kelimesiyle alakası olan, ilişkisi olan kelimeleri buradaki boşluklara ne yapacağız yazacağız. Yine ben burada aklıma ilk gelenleri yazdım. Sizin bunu değiştirmeniz mümkün. Böyle güzel de bir şekil çizdim buraya. E bayağı uğraştım bununla ama her saniyesine değer sayın hocalarım. Yeter ki dersimizi güzel bir şekilde anlayalım. Kitabımızdan en güzel verimi almaya çalışalım. Şimdi çarşı ya da pazar kelimesiyle alakalı olan kelimeler. El satıcılar. Ezzebeinu müşteriler. El mahallu mağazalar. İhtiyacatul beyti ev ihtiyaçları tenzilatun indirimler ve el bey'u ve şira alışveriş olarak ben aklıma ilk gelenleri böyle yazdım. Sizin bunları değiştirmeniz tabii ki de mümkün olacak sayın hocalar. Gelelim üçüncü alıştırmaya. Uktub yaz cümlen basitaten basit cümleler yaz. tasifus Tasifu suveralatiyete gelen fotoğrafları vasıflandıran gelen fotoğrafları anlatan ne yapacağız? Basit cümleler yazacağız. Burada fotoğraflarımıza bakalım. Şu ilk fotoğrafımızda bir e, alışveriş mağazası, bir market gibi görünüyor. İkinci fotoğrafımızda bir pazardayız. Üçüncü fotoğrafımız bir indirim fotoğrafı. Dördüncü fotoğrafımızda da bir kardeşimiz otobüste dışarıyı seyrediyor. Şimdi ben bunları nacizane sizler için yazdım. Yine bu cümleleri de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bakalım ilk fotoğraf için ben ne yazmışım? Yetesevvekun nasu insanlar alışveriş yapıyorlar fil merkezi tesavvuki alışveriş merkezinde. İkinci fotoğrafımız Yasihul beyu satıcı bağırıyor li bay'i mallarını satmak için satıcı bağırıyor. Üçüncü fotoğrafımız Tucedi bulunuyor. Tenzilatun indirimler bulunuyor. Fiha ve dükkan. Bu dükkanda indirimler bulunuyor. Yeclisu'r raculu adam oturuyor filafileti otobüste oturuyor ve yenzuru ilal harici ve dışarıya bakıyor. Bu şekilde ben ilk e, aklıma geldiği haliyle böyle yazdım. Dediğim gibi sizler daha güzel cümleler, daha iyi cümleler mutlaka yazacağınızdan eminim. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Rattibil kelimeti latiyete Gelen kelimeleri tertip edeceğiz. Yani düzenleyeceğiz. Belli bir sıraya koyacağız. Litukuvvine cümleten mufideten. Faydalı cümleler olması için. Bakın burası bize verilen karışık kelimeler. Bunları faydalı cümle yapacağız. Yalnız bir şartımız var. Kitabın bize verdiği buradaki kelimelerle başlayacağız. Üzerine buradaki kelimeleri ekleyip güzel faydalı bir cümle meydana getireceğiz. Hemen bakalım. Te ve kul te ummu Anne alışveriş yapıyor. Lişira il melabisi Elbiseler satın almak için. Neşuru hissediyoruz. Bilferahi Sevinç hissediyoruz. Yevmel idi bayram günü. Tezidu artıyor. Hareketul bey'i satış hareketi artıyor. Kablel idi bayramdan önce. Eşşeveri'u caddeler müzdahimetun bil merrati yayalarla kalabalıktır. Eşleri satın alıyorum. Levezmel beyti ev gereçlerini satın alıyorum. Minesuki pazardan ya da minesuki çarşıdan. Yemşi yürüyor. Ennesu insanlar alar rasifi kaldırımın üzerinde. İnsanlar kaldırımın üzerinde yürüyorlar olacak. Bu şekilde kitabın bize verdiği kelimelerle başladık. Yanına karışık veren kelimeleri güzel bir şekilde sıraladık sayın hocalar. Şimdi geldik el edatu li li edatına geldik sayın hocalarım li edatına. Lahiz el misalelatiye. gelen örneklere dikkat et bakalım. Edrusu kesiren çok ders çalışıyorum. Limaza tedrusu? Niçin çok ders çalışıyorsun? Li en fil imtihan sınavda başarılı olmak için. Bu li'nin adı sayın hocalarım. Bu li'nin adı la talil Arapçada. Bu li'nin adı la talil Arapçada. Bunu li harfi ceri ile karıştırmayalım. Li harfi ceri isimlerin başına gelir. Bu la mutalil fiillerin başına geliyor. Bu la mutalilden sonra gizli bir eni mudmira var burada. Gizli bir en var ve o gizli enden dolayı da bakın fiili muzarilerin sonu mansup oluyorlar. Yani aslında bu cümle li en en ceha anlamında ama böyle demiyoruz. Ne diyoruz? Li en ceha diyoruz kısaca. Edrusu kesiran çok ders çalışıyorum. Li en fil imtihan. Sınavda başarılı olmak için. Bakın aslında yani böyle li en ceha olacak burası sayın hocalar. Beşinci alıştırmadayız. Ekmil el cümlelel atiyete. Gelen cümleleri tamamla. Meal edati li. Li edatı ile birlikte. Yani bu cümlelere li edatı getirerek sonlarını inşallah tamamlamış olacağız. Bu li'nin adının la mutalil olduğunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi gelelim bu alıştırmanın yapılmış versiyonuna. Edrusul Arabiyete Arapça okuyorum. Li efhemel Kur'ane Kur'an'ı anlamak için. <laughs> Tenemu Sümeyyetu mübekkiran Sümeyye erken uyuyor. Li testeykide mübekkiran Erken uyanmak için. Nezhebu ilel medreseti Okula gidiyoruz. Linetalelem dersüsenâ derslerimize çalışmak için derslerimizi öğrenmek için. Yahbu walidi ile suki babam çarşıya gidiyor. Babam pazara gidiyor. Lişteyye ihtiyacatel beyt evin ihtiyaçlarını satın almak için. Adhebu ile nadi kulübe gidiyorum. Kulübe gidiyorum spor kulübüne yani. Liumaresa riyadete spor antrenmanı yapmak için u abdest alıyorum li usalliye salatel magribi. Akşam namazını kılmak için. Hemen şöyle bir sonraki alıştırmamızla devam edelim. Altıncı alıştırmamız Uktub cevaben münasiben lilesil etilatiye. Gelen sorulara uygun cevaplar yaz alıştırması. Bakın burada altı tane sorumuz var. Bu 6 tane sorumuza 6 tane uygun ve güzel cevaplar yazacağız. Buyurun birlikte bakalım. Mete tezhebu ile suki. Pazara ne zaman gidiyorsun? Ezhebu ile suki fi yevmil utleti. Pazara tatil gününde gidiyor. İle eyyi suqin tezhebu adeten. Genellikle hangi pazara gidiyorsun? Ve limâve, niçin? Edhebu ile suqil merkezi adeten genellikle alışveriş merkezine gidiyorum. Lienne es'arahu rahisat. Çünkü onun fiyatları uygundur. Mâzâ teşteri mine suqi adeten. Genellikle pazardan ne satın alıyorsun? Eşteri satın alıyorum. El hadravati sebzeler vel fevâki ve meyveler satın alıyorum. Mine suqi adeten. Genellikle pazardan. Me'ammen tedhebu ile suqi adeten. Genellikle çarşıya, pazara kiminle gidiyorsun? Ezehebu ile suki çarşıya, pazara gidiyorum. Me'a ummi ve ebi adeten. Genellikle babamla ve annemle birlikte. Helit takvidatu fi suki çarşıdaki, pazardaki indirimler hakikiyetun em vehmiyetun gerçekler mi, sahteler mi? Et takvidatu fi suki hakikiyetun ehyanen ve vehmiyetun ehyanen Bazen gerçekler, bazen sahtelik. Mete yekunu suq muzdahimen. <laughs> Pazar ne zaman kalabalık oluyor? Yekunu suku muzdahimen fi eyyamil id vel utle. Pazar bayram günlerinde ve tatil günlerinde kalabalık oluyor. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Artık yavaş yavaş dersimizin sonuna da yaklaşıyoruz. Yedinci alıştırmamız istemil <laughs> kullan El kelimeti latiyete gelen kelimeleri kullan fi cümelin sahihatin doğru cümleler içinde yani faydalı cümleler içinde bu gelen kelimeleri kullanacağız. Hemen şöyle bir kullanımına örnekler yazmıştım. Onlara bakalım. Yetesev ve kunnasu mines insanlar pazardan alışveriş yapıyorlar. Es suku muzdahimun bil Pazar yayalarla kalabalıktır. Yeşteri ebi Hakibeten cedideten li ehli babam kardeşime yeni bir çanta satın alıyor. Hezel <laughs> bâi'u bu satıcı yebi <laughs> olkum armut satıyor. Hedihit <laughs> takfidatu bu indirimler bu indirimler hakikiyetun gerçektir. Ummi annem tuhaddiru hazırlıyor. Taamel aidi bayram yemeği hazırlıyor annem. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Sekizinci alıştırma. İkra el ma'lumati fil cedveli latiye. Bu gelen e, tablodaki diyor bilgileri oku. Thumme uktub fikreten minha. Sonra diyor bunlardan bir parça yaz. Buna da bakacağız. Şimdi parçadaki şahıslarımız el eşkasu şahıslar. Aile tu Murat. Murat'ın ailesi. Mekan neresi? et tesavukul merkezi, alışveriş merkezi. Peki zaman nedir? Yevmus sebti sa'a ehada aşara sabahen. Sabah saat 11, cumartesi günü sabah saat 11. Ve el müşteriyat, yani satın alınanlar anne bir aba, yani bir elbise ve edevetu menziliye, ev ihtiyaçları satın alıyor. Baba ne alıyor peki? Bir ayakkabı ve bir çanta. Murat ne alıyor? Defterler ve kalemler. Kız kardeşi ne alıyor? Miataf, palto ve hicab ve bir örtü satın alıyor sayın hocalar. Hemen şimdi bunu parçalaştırılmış haline şöyle bir bakalım. Tezhebu ailetu muradin ile sukil merkezi fi yevmi sebti fi el adiyete aşara sabahen. Murad'ın ailesi sabah saat 11'de, cumartesi günü sabah saat 11'de alışveriş merkezine tezhebu gidiyor. O teşteri satın alıyor el ummu anne aba eten ve edeveten menziliye bir aba ve ev ihtiyaçları satın alıyor. O yeşteri satın alıyor el ebu baba hizaen ve hakibeten bir ayakkabı ve bir çanta satın alıyor. O yeşteri satın alıyor muradun murat defatira ve eklamen kalemler ve defterler satın alıyor. Ve teşteril uhtu ve kız kardeş satın alıyor. Ne satın alıyor? Mi'atefen ve hicaben. Bir hicab, bir örtü bir de mi'ata palto satın alıyor. Thumme sonra te'udu ailetu murad. Murad'ın ailesi dönüyor. ila beytihim evlerine dönüyorlar. Bil ferahi sevinçle ve sururi neşeyle. Evet böylelikle bu sabahımızı güzel bir şekilde ne yapmış olduk? Allah'ın izniyle değerlendirmiş olduk. Kısmet olursa bir sonraki videolarda görüşmek üzere, bir sonraki kitaplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sayın hocalarım. Sağlıcakla kalın. Dualarınızı eksik etmeyin. Yorum yapmayı, beğenmeyi de inşallah unutmayın. Allah'a emanet olun.